Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığı ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle siyah bir yemeni üzerine arkadaşlar, sizlere çok güzel bir model hazırlayacağız. Şöyle tek renk siyaha da bu şekilde bu renkleri kullandım. Sarıyla eflatunu e, yaptım, hazırladım bu şekilde. Mavileri sizle beraber yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde siyah e, yazma üzerine bu renkleri çok güzel bir model hazırladım. Modelim de şu şekilde. Evet arkadaşlar bakın modelim bu şekilde. Minik minik papatyalar yaptım, sizler için hazırladım. Şöyle söylediğim gibi eflatundan bir tane de bu şekilde sarıdan hazırladım şimdi maviyi de sizle beraber yapacağız böyle bu şekilde bu renklerin çok güzel açtığını düşünüyorum yapımda bir o kadar kolay bakın yaprağı bildiğiniz sürekli sizlerle beraber hazırladığımız yaprak arası da biliyorsunuz bu papatyaları da arkadaşlar bakın şöyle e, serum halkası kullanmadım sihirli halkayla yaptım her zamanki gibi artık serum halka Şöyle ütüde yandı eridi ve da bizim buralarda yakın tuhafiyeyi yok. O yüzden serim halkam kalmamış, bitmiş. Derdine son olsun diye sizlere bu sihirli halkayla hazırladım arkadaşlar. Şöyle bir de ters tarafından da bakıtayım modelime. Evet bakın çok hoş oldu arkadaşlar. Şöyle papatyalarım aralarına da bu şekilde yeşille damarlar atarak hem tutturma işlemi yaptım hem de bu şekilde papatyalarıma renk kattığını düşünüyorum Evet çok güzel oldu arkadaşlar şimdi modelin anlatım kısmına geçelim Evet bir tanesini bu şekilde hazırladım sizlerle fazla zaman kaybı olmasın diye şimdi ikincisini de sizlerle beraber yapacağız bakın parmağımdan gelen ipi şöyle tutmuş olduğum ipin üzerine koyuyorum Ortadaki yuvanın içine girip şöyle bir zincir çekiyorum. İki tane tel üstte, tek tel altta ve üzerine üç tane zincir çekiyorum. Bakın, iki defa tığımı doladım. İlk kapattığım zinciri saymıyorum. Üç zincir çekip üzerine iki defa doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Şöyle sıkı sıkı iki, iki ve iki. Üç zincirimle beraber iki tane trabzanım oldu. 2 defa tığımı doluyorum. Hemen yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2 Bakın bu şekilde 3 zincir boyutunda 4 tane trabzan hazırladım. Tabii ki 3 zincirimle beraber. Şimdi sıkı sıkı yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle yuvaya girdim sık iğne ile buraya sabitledim şöyle eğer bunu fazla sıkı çekemeyen arkadaşlar iki zincir çeksin arkadaşlar 3 zincir yerine yine ikinci yaprak için 3 zincir iki defa tığımı doladım yuvaya giriyorum iki iki ve iki iki defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle iki iki ve iki üç 2 defa tığımı doluyorum yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 hemen 4 tane trabzan olunca kenara sıkı sıkı 3 tane zincirimi çekip yuvanın içine 3 zinciri kapatıyorum şöyle tığım pırttı çıktı arkadaşlar tekrar bu 3 zincirimi yuvada sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir iki defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim şöyle 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 1 2 3 zincir yuvada sık iğne ile sabitledim Evet arkadaşlar. Üçüncü yaprağı da bu şekilde yaptık. Mesela açılma oldu diyelim. Bakın bu ipimi çekiyorum. Daraltıyorum. Ne kadar daraltmak istiyorsam bu seviyede çekip böyle yuvayı küçültebilirsiniz. Her şey sizin elinizde arkadaşlar. İster yuvayı küçültün ister büyültün. Size kalmış bir iş. Ama serum halkasında böyle bir şey olmuyor. E, orta boysa orta boy, büyük boysa büyük boy sığmadıysa söküp başka bir alternatif yani orta boya geçiyorsunuz Evet şimdi tekrar 3 zincir çekip buraya 5. trabzan olarak kapattım bakın 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doladım şöyle dediğim gibi küçük fazla çektiyseniz genişletmesi de kolay hemen açılı veriyor bakın arkadaşlar 2 defa attığımı doluyorum yuvaya girdim 2 2 ve 2 2 defa attığımı doluyorum yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 Bakın. 4 tane bu şekilde trabzanı yaptım hemen 3 zincirimi çekip 5. trabzan olarak buraya kapatıp şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum şöyle açayım arkadaşlar daha net görmeniz için Şimdi bir zincirimizi çektiğimize göre ipimizi kopardık. O kadar çok kolay pratik oluyor ki arkadaşlar. He de bir de eliniz alışınca insan zevkle yapıyor. Bakın şimdi bu tam boyut. Mesela bunu birbirlerine de oturtmak istiyorsanız bu kestiğimiz ip değil de altta kalan ilk ipimizi şöyle hafif çekiyoruz. Bakınız. Bu olmasını istediğiniz boyutta bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz dediğim gibi bu ilk yaptığımız trabzanların arasından da geçirebilirsiniz. Kestiğimiz ipi veyahut da arkadaşlar ben uğraşmıyorum. Böyle kesmek için filan. Şöyle nasıl olsa o kadar güzel gerdirildi ki açılma filan olmuyor. Denilmiş, sabit uygulanmıştır. Kullanılmıştır. Şöyle birazcık uzun kesiyorum. Bakın. Şöyle ip ikisini bir şöyle tutuyorum. Yak, yakma işleminde. İkisini bir tutup şöyle bakın birleştiriyorum sakızlı. Şimdi bunları şöyle daha net açarak göstereyim. Şimdi bunları sakızlı yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde sakızlı yapıştırdığınız takdirde daha böyle sağlam bir yapışma oluyor. Azıcık uzun bırakıp ucunun sakızlı halini bu şekilde bastırıyorum. Evet arkadaşlar şöyle öbürüyle yan yana tutayım. Daha rahat şöyle güzel bir şekilde bakın. Bakın minik minik papatyalarımız oldu. Hem sıkı sıkı çektiğimiz için şöyle minik minik. Şöyle trabzanları sıkı sıkı. Bir de 5 tane trabzan olduğu için 6 yerine 5 tane trabzan yaptığımız için bu şekilde minik minik yapraklarımız oldu. Şöyle çok güzel bir duruşu olan bir yaprak oldu. Şimdi bunları monte edelim. Evet arkadaşlar iki çiçeğimin arasına bu şekilde 7 tane ara suyu mesafesi bıraktım. Ben 7 tane bıraktım arkadaşlar. Örnek amaçlı şöyle birbirine yakındırsın, dursun, güzel dursun diye bu şekilde ayarladım. Siz bu sayıyı istediğiniz 9 olur, 8 olur ne kadar vermek isterseniz o kadar verebilirsiniz. Evet şimdi e, arka tarafı unutalım. ilk başlar gibi başlayacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarımı hazırladım. 696 nolu videomda tüm tülbent kenar tığlama işleminin püf noktaları mevcuttur. 696. video Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazar bulabilirsiniz tığlama işlemini. Evet. Şimdi ben de daha önce altı tane hazırlamışım. Bir tanesini sizle beraber yapacağız. Dediğim gibi arka tarafı unutalım. Şöyle tığ battığın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve iç başlar gibi başlayalım. İki zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. Bakın buraya minik bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çekiyorum. Kapattım. Bir tane tomurcuk yaptım. 1 2 zincir. Hemen bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi çiçeğimizin yuvasını yapmaya başlayalım. İki zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battıya girdim. iki ve iki. İki zincirimi çektim. Tığ battımın içine girdim. Sabitledim. Bir ve iki zincir. Şöyle bir defa tığımı doluyorum. Boş olan tığ battıya iki iki alarak bir trabzan yaptım. 10 zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. Çevirdim şu şekilde. Yapmış olduğumuz bu boş trabzanın tepe noktasına giriyorum. Evet sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirle düz yüzüne döndüm. Bakın bu 10 zincirli yuvanın içine yaprak işlemi yapacağız. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 3 zincir boyutunda bir trabzan yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı dolayıp hemen yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 6 tane bu şekilde zincirle beraber 6 olacak. Trabzan yapıyorum. Hemen bir defa doladım tığımı. 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 ve 2. Bakın 6 tane trabzan oldu. Hemen bunu 10 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 7 ve 8. Döndüm ters tarafına. Buradaki ilk trabzanımın tepe noktasına giriyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. 4 tane zincir. Hemen çevirdim düz tarafı. Buraya kirpik yapacağım. Geri kalan kısma da 8 tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu 8 zincirin üzerine 8 de sık iğne. 2 3 4 5 6 7 ve 8 9. da bu şekilde yuvada yapıyorum. Evet yaprağımız bu kadar arkadaşlar. Bakın çok güzel bir yaprak. Bu yaprağı ben çok seviyorum. Hem yapımı kolay hem duruşu çok güzel. O yüzden yapmanızı tercih ederim her bazı oyalarda da. yedi tane zincir çekiyorum. Bu bizim dalımız olacak arkadaşlar. Yapraktan sonra 7 zinciri dal olarak kullanacağız. Şimdi Arkadaşlar papatyamı aldım çiçeğimi aldım bu yaktığım bakın sakızlı bir şekilde yakıyoruz dedim sağlam oluyor güzel oluyor arkadaşlar arka tarafta da gözükmüyor tam orta kısmından şöyle sık iğne ile sabitledim bakın 3 zincir çekiyorum her papatyanın böyle yaprağının arasına girerek arkadan 3 zincirle dolanarak bu şekilde tutturma işlemi yapıyorum 1 2 3 Hem burada tutturma işlemi hem de her yaprağın böyle arasına girerek damar işlemi oluşturuyorum. Bu da çok bir arkadaşına çok güzel bir böyle bir ahenk veriyor. Hareket katıyor. Evet 3 zincirimi çektim. Hemen şöyle yaprağın arasından girip sabitledim. 1 2 ve 3 zincir. Çeviriyorum yaprağımın arasından sabitledim 1 2 ve 3 zincir Arkadaşlar bu ilk girdiğimiz yere tekrar girmek zorundasınız direkt eğer şayet dala girmeyi düşünüyorsanız dalınız hiç güzel olmaz o yüzden ilk başta girdiğiniz yere en son bir sefer daha girmek zorundasınız bu şekilde bak Evet şimdi direkt bu 7 zincirimin içine sık iğne ile geçişimi yapıyorum bakın buradan sık iğne ile girdim sık iğne ile de bu şekilde dalıma tutturdum şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8 9 da bu şekilde arkadaşlar yuvada yapıyorum Evet ilk çiçeğimizi tutturduk yine 7 tane zincir çekiyorum 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim diğer rengimi şöyle alıyorum Evet yine sakızlı yeri yani yaktığım noktayı şöyle bir bakıp hemen zaten görünüyor oradan gireceğim arkadaşlar bu şekilde tam ortası olan oradan giriyorum e, dip kısmında kalsın ki iplerin arasında yanık izi de kaybolsun istiyorum aslında buradan girmemin sebebi olur başka bir sebebi yok arkadaşlar 3 zincir çekerek yine her yaprağın arasından girerek böyle buralara damar atıyorum 3 zincir hemen yuvanın içine girdim ilmeğimi çıkarıp kenarında sık iğne ile sabitledim 1 2 ve 3 hemen bu şekilde sabitliyorum 1 2 ve 3 yuvaya girdim sabitledim yine 3 zincirle giriyorum ilk girdiğim yuvaya bir tane giriyorum arkadaşlar yoksa güzel durmuyor direkt dala girmek bu şekilde şimdi direkt girelim sık iğne ile 8 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 7 zincirin üzerine tam 8 tane bu şekilde sık iğne oluyor şöyle 3 tane zincir çekiyorum bakalım arkadaşlar yaptığımız dalımızın işlemine Bakın. bu şekilde çok hoş oldular arkadaşlar. Şöyle. Şimdi diğer yaprağı da yapalım. Rahat rahat bakalım inşallah. Şimdi 3 tane zincirimizi çektik. Şöyle. 2, 2 ve 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. Şöyle. Yaprak için ilk önce trabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir defa attığımı doladım. 2 ve 2. 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane trabzanı yine yaptım yaprağım için. Direkt bu 10 zincirli yuvaya kapatıyorum. Bakın hiçbir şey yapmadan sadece kapattım ve 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Ters tarafına çeviriyorum. Buradaki ilk trabzanımın tepe noktasına girip şöyle zincirimi buraya sık iğne ile tutturuyorum. Bu şekilde. 4 zincir çeviriyorum düz tarafına. Sabit. 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen 9. sık iğnemi bu 10 zincirli yuvada yapıyorum. Şöyle yaprağımı oluşturdum bakın. Hemen 2 zincirle bir sık iğne ile dönmedik bakın burada da bu şekilde sık iğne ile sabitledik hemen iki zincirimi buraya sabitliyorum yine bir iki zincir bir defa doladım bakın ara suyu yapımına geçiyorum şöyle iki ve iki dört zincir kapatıyorum bu şekilde iki zincir İlk ara suyumuzu bu şekilde hazırladık. Bakın yapımı çok kolay. 2 zincir, bir defa doluyorum. Yuvaya gir, 2 iki, iki al. Şöyle ikili bir trabzan, 4 zincir. Kapattım buraya. 1 2 zincir. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Hemen ikili trabzan, 4 zincir. Ve tomurcuk oluşturdum. 2 zincir kapattım sık iğne ile 2 zincir 2 ve 2 4 zincir 2 zincirimi çektim bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle buraya toplamda 7 tane aynı bu şekilde yapacağız hemen tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bakın bu şekilde oldu. Çok güzel bir model oldu. Şöyle ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için de çekmek istedim sizlere uzak tarafından. Evet, modelim bu şekilde. Bakın çok güzel oldu. bu Modelde en çok beni sevindiren arkadaşlar bu serum halka kısmında. Kimi ince, kimi büyük çıkıyordu. Böyle esniyordu. Çok muzdarip oluyordum. Benim gibi sizlerde muzdarip olanlarınız varsa aranızda serum halka yüzünden. Böyle bu şekilde. Bakın papatyaların içi eni büyüklüğünü kendi isteğinize göre bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle hepsini bir arada tutayım dedim ama arkadaşlar. Evet modelim bu şekilde. Şöyle gösterdim aslında bu şekilde. çok güzel oldu arkadaşlar inanın e, yani böyle video çekimlerine e, ancak yetişebiliyorum sipariş çalışmıyorum biliyorsunuz bu şekilde o kadar güzel oldu ki bakın siyahın üstüne arasını hatta kırmızı bile de katabilirsiniz veya da bu renklerde bu tür benti rengini tamamlayabilirsiniz şöyle çok güzel bir model hazırladığımı düşünüyorum Sizler de arkadaşlar videolarımın devamı için, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle çok tatlı bir model hazırladım. Bakın bu ıı, arka tarafından ütüleyince bu dal kısımları da böyle bu şekilde yapışıyor. Yaparken sanki birbirine karışmış gibi gözükse de ütülendiği takdirde bu şekilde oluyor. Şöyle Tekrar sizlere göstereyim. Evet. Çok tatlı oldu arkadaşlar. İnan. Şey videonun karşısından ayrılamayacağım herhalde. Ama Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Ayrılma vakti geldi.